eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Ama kurşun dökmüşler sanki. Vay. Uyanıyor şeytan. Allah seni belanı versin ha. Kopmadım o kopmasınca kafan. Sergey. Sergey. Kalk. Sergey kalk. Sakallı. Sakallı! Nereye gidersen git seni bulacağım sakallı. O sakallarını tek tek yolacağım seni. Tek tek! Diyelim ki yaptın.
Benim arkamda kim var biliyor musun ha? Kopuz baba var, kopuz baba. Bildin mi? Özel Kuvvetler Grup Komutanı Albay İbrahim Kopuz. Bana dokunmak isteyen önce albayı geçecek. Albay Kopuz kim biliyor musun? He? Adamın şırıngayla kan alır oğlum, kan direk. Ulan sakallı. Sen öldün lan. Hadi yap. Yap da Kopuz baba o elinde salladığın parayı kıvırıp soksun ha. Hadi. Sergey! Kalk artık. Kalk. Batılı. Kalk. Vallahi oldu bu iş. Ulan sen eşek, ben eşek. Koca kampta ikimizi indiremediler ha. Ama bana yardımcı olacaksın ha. Yoksa ben bu bacakla iki adım ileri gidemem. Ulan oraya değil lan, ulan 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 ulan. Ula. Oraya değil, kurban olayım bu tarafa, bu tarafa. Hadi, 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 hadi kurban olayım. Erlan. Ne yapıyorsun lan? Şşş. Al bak. Az düşüyor bak. Lan meskun mahalle roket batırır lan. He? Deme. Yenge ne yapıyorsun? Sen dur. Karışma bana. Benim kocam orada savaşırken ben orada gizleyecek miyim? Yenge nereye gidiyorsun? Lan manyak. Ayarsız manyak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya komutanım. Bunlarla mı uğraşacağız biz? Eline uzun namluyu alan tepemize çöküyor. Hah, at sineği gibi uçtu. Lan iyi de adamı gördün mü? Ha, açık verdi komutanım. Toparlanırken namlusu parladı. Gördüm. Hay arkadaş ya, Allah Allah. Galip İlyas. Emret komutanım. Şurayı bir kontrol edelim. Emredersiniz komutanım. Hacı. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya Hatice bir ses duyduğunda şu tabancayı kapıp dışarı fırlama ya, Allah Allah. Ver şunu. Sen iyi misin? Var ama bu tanıdık mı ya bu çatış şey yapan? Ha? Emre yürü Emre, yürü. Komutanım! Kaan komutanım! Sakin ol, tamam tamam. Komutanım! Tamam, tamam. Komutanım! Komutanım! Allah kahretsin! Allah kahretsin, yetişemedik işte! Bırak! Değmenin buraya gelmek kaç gün sürer? Komutanım! Komutanım iyisiniz. İyisiniz komutanım. Komutanım iyisiniz değil mi? İyiyim Sidem, iyiyim. Şükür. Komutanım siz nasıl çıktınız oradan? Leyla! Leyla!
Çiğdem. Buna zamanımız yok. Kaçıyorlar. Gidin üst kesi tutun. Hemen hadi. Komutanım olmaz. Sizi böyle burada bırakamam ben. Çiğdem hadi dedim. Üst kesi de hadi fırla. Kardeşim kalsın polis gelene kadar lazım olan. Eyvallah. Hiçbir şey olmayacak. Siz hangi silahtan istifade edersiniz? Yavuz 16'ya geçtik. Kendi silahımızı kullanıyoruz yüzbaşı. Bilirim o silahı, eyalı silahı. Bizde helal ilk Glock 19'du. Bez, keskin nişancı? Bora kullanıyoruz. 7.62. Etkili menzil 1200 metre. 1000 metreye kadar nokta atışı yapabilirsiniz. Sizde ne var? Bizde de istiklal var temenim. Bir görsen, 14-5 mermiler, 3 kilometre hedef, 1500'den adamın işini bitirer. Gördüm o silah. Gerçekten iyi silah. Efsane yani. Hızlanıyorlar. Araç feci olmuş, sen iyi misin? Öndeki aracı takip et. Abi o dediğin yalnız sadece filmlerde olur biliyorsun değil ben mi? Ben çok konuşma, öndeki aracı takip et dedim, hadi. Tamam abi, beni şu an ikna ettin. Hadi oğlum, hadi bas gaza. Bas gaza temelim, bas gaza. Koştan, yüzbaşım! Yüzbaşım dur! O bize canlı lazım.
O zaman önünüze kalanlar. Buyurun. Vur komandır, vur. Teslim. Teslim oluyorum, tamam. Ateş etmeyin. Elbette teslim olasın. Yaralı tavşan. Bana bak. Leyla nerede lan? Cevap versene, Leyla nerede? Cevap ver, Leyla nerede? Cevap versene. Nerede Leyla? Onu da yüzbaşına soracaksın. Allah kahretsin. Bunun pis pis gülmeyene bak he. Temenim. Leyla kan yüzbaşının yanında. Karacı mısın abi? Özel kuvvetler komutanlığı yüzbaşı bozuk. Vallahi mı? Abi ben size hastayım ya. Özel kuvvetler, gizli kuvvetler. Ya abi ben sizin resmen hastanızım. Bu arada ben de Tufan abi. Tufan. Gizli kuvvetler değil, özel kuvvetler. Yine çok konuşma gazabas kardeşim hadi. Tamam abi, gizli kuvvetler, özel kuvvetler. Biliyorum ben. Nerede bela var, nerede olmayacak iş var, alıp sizi hop oraya atıyorlar. Biliyorum abi ben. Askerde bize çok anlatırlardı. Bir kere teröristler mağaraya yazmış ya. İşte gördüğünüz piyade ise bir şansınız var. Gördüğünüz komandoysa kaçın. Eğer gördüğünüz bir özel kuvvetlerse... Ne gel sen ye. O zaten seni bulur. Değil mi abi? Tufan. Yetiş şu arabaya kardeşim. Hadi gözünü seveyim. Sen hiç merak etme abi. Abi, Allah belamı versin. Arasan bulamazsın. Neyi? Bak arkaya. Ben konfeksiyon işiyle uğraşıyorum abi, spor giyim üzerine. Al abi, al istediğini al. Gözünü seveyim, al. Alırım da param yok yanımda. Ama şöyle yapacağız. Tek şartla alırım. Pazartesi günü karargaha gidiyorsun. Üsteğmen Serdar Türkmen'i buluyorsun. O sana gerekli ödemeyi yapıyor, anladın mı? Öyle alırım. Aşk olsun be abi. Hayır, dediğimi yapacaksın. Gidiyorsun karargaha, Üsteğmen Serdar Türkmen'i buluyorsun. Ödemeyi alıyorsun, hatta bana bak. Birazcık. Tamam. Tamam abi. Hadi kapanmasın, kapat şu aradaki mesafeyi. Sen hiç merak etme abi, kuş olsa uçurtmam ben onu. Aferin lan Tufan. Allah Allah ya! Allah Allah! Ya hayır yani. Her çatapatı duyduğunda elle tabancayı kapıp ne dişi fırlıyorsun dışarıya? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Karşıda çocuk mu var? Eren mi var senin? Ne çatapatı be? Ya keskin nişancı konuşlanmış, ateş ediyor. Ne yapsaydım ben? Koğuşlanmış. Bak bak, laflara bak ya. Ya Hatice delirtme beni ya. Koğuşlanmış falan. Ya bari rüzgarı sapmayı, mesafeyi falan da söyleseydin. Çıldırtma beni hadi. Çıldırsan ne olur? He? Çıldırsan ne olur? Ben çocuklarımın ve ailemin, ki buna Selveri abla ve Yıldız da dahil, güvenliğini sağlamak zorundayım, anladın mı? Senin işine gelirse. Hatice bak, buradan üniformayla senin üstüne bin. Ne? Ne oradan ne? Allah aşkına bugün biter mi ya? İnşallah, lütfen ya. Dur komutanım, iyi gidiyordu aslında. He, çok iyi gidiyor. Bayram abi, sivilleri bırakıyoruz. Bizim de zaten. Şu silahı yengecim başka tarafa tutsanız. Onu yenge aşağı doğru tutalım. Eli de tetikte ya. Bunları öğretelim lütfen. Gir içeri. GSM'ler jammer yüzünden çalışmıyor teminim. Bana hemen bir sabit telefon bul hadi. Bu taraftan komutanım. Bir telefon alabilir miyim? Buyurun. Ne yaptınız Aslı? Leyla'nın adamları etkisiz hale getirildi komutanım. Kaan yüzbaşıysa tek başına Leyla'yı arıyor. Ne? Nasıl tek başına mı? Çiğdem Teğmen oraya gitti, Bahtiyar yüzbaşı oraya gitti, polis sevk edildi. Neden tek başına? Leyla onları atlatmış komutanım. Şu anda Kaan yüzbaşının nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Peki Aslı, teşekkür ederim. Selçuk baba. Şu manyak enişteyi vursak kadınlar susar mı acaba? Ha? Yok komutan, hiç sanmıyorum. Ben de. Emredin komutan. Yörük.
Kaan Yüzbaşı tek başına Leyla'nın peşine düşmüş. Şu anda yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Sen timini al ve hemen çık. Hadi evlat, göreyim seni. Git ve Kaan Yüzbaşı'yı sağ salim al. Emredersiniz komutanım. Garip direksiyona geç. Emredersin. Kılıç, uçuyoruz. Hadi. Haydar. Oğlum. Kaan'dan mı haber o? Ha, o mu? Ay yavrum. Oğlumu getir bana. Biliyordum, biliyordum. Hadi, hadi bana. Onu getir, Kaan'ı bu getir. Hadi güzel yavrum benim. Hadi kızım. Allah. Kılıç, uçuyoruz. Ölümüne geliyorsun Yüzbaşı. Gel bakalım. Ne yaptınız Leyla? Bir şey yapamadık. Yüzbaşı bütün işi etti. Oyuna getirdi bizi. Ne demek bu Leyla? Türkler o kurultayı yapıyorlar mı? Buna engel olamadın mı? Şu anda bunu konuşacak durumda değilim Karon. Kaan Bozok peşimde. Bu adamdan hemen kurtul. Sonra da bizimle irtibata geç. Yüzbaşı'ya affı almışım. Olan bu. Albayı da. Ben sadece General Kutalmış'ın tehlikeli olduğunu düşünmüştüm. Karun, şimdi zamanı değil. Askerler yolda. Hemen sığınacak bir yer bulmamız lazım. Karun, gitmemiz lazım. Sağ kalan adamları topla. Olabildiğince silah alın, yanınıza gidelim. Tamam. Abi o tarafa gidiyor. İyi, peşinden git. Kim bu abi? Terörist falan mı? O artık sadece bir ölü tufan. Sadece bir ölü. Buraya kadar yüzbaşı. Bitirelim artık. Dur. Abi ben de gelseydim. Belki bir yardım dokunur. Bana bak, geldiğimiz yoldan geri dönüyorsun, anladın mı? Oradaki sapakta bekle. Beni aramaya gelecekler. Onlara yerimi söylersin, tamam? Tamam, tamam abi. Eyvallah. Abi! Atla onları, atla. Dümdüz et. Gelecekler diyorsun ha arkadaşım? Ha? Gelip seni kurtaracaklar. Bu ne kadar zaman alır? Yarım saat mi? Bir mi yüzbaşı? Belki de bizi hiç bulamazlar ha? Cevap vermiyorsun. Korktun mu? Cevap versene.
Cevap versene! Telefonun varsa anneni ara. Söyle ona. Leyla beni öldürüyor de. Nişanlımı nasıl öldürdüyse beni de öyle öldürüyor de. Söyle ona. Bir haber var mı evlat? Hayır komutanım, henüz bir şey gelmedi. Şimdi kapanış konuşmalarını yapmak üzere Sayın Albay İbrahim Kopuz'u tekrar kürsüye davet ediyorum. Sayın temsilciler, değerli konuklar, Türk dünyasının seçkin temsilcileri. Bugün tarihe yön verecek çok önemli bir adım attık. Bugün Türk dünyası ortak müdahale gücü resmi olarak kuruldu ve çekirdek ve birlik olarak faaliyetine başladı. Bu sürece emek veren tüm makamlara saygılarımı sunarken, kan ve ter dökerek çalışan, savaşan, can veren tüm askerlerimizi, savaşçılarımızı gözlerinden öpüyorum. İşte bu kadar. Kurşunum bitti. Çık oradan. Çık. Orada olduğunu biliyorum. Çık. Oğlumun tarafından bak Kaan. Hı? Aslı'ya kavuşacaksın. Ya Aslı bayım, kaçıncı kilometre dedi? Kurban olduğum. Bunların kamerası da mı çalışmıyor? Anlamıyorum ki. Oradan sola mı dedim? İyi tamam. Galip, buradan bir yerden sola döneceğiz. Kılıç, gözünüzü dört açın. Bulalım şurayı. Canım Tarif burayı gösteriyor. Yani gördüğüm ilk sola sapacağım artık. Geç kaldık ya, geç kaldık. Kimsin lan sen? Abi yüzbaşıyı mı arıyorsunuz? Oğlum sen kimsin lan? Serdar Türkmen. Eli. Abi bana 345 TL borcum var. Ben bilahare uğrayacağım sana. Hayır yok. Ya kardeşim bırak borcu morcu. Yüzbaşı nerede? Yüzbaşı? Ha abi yüzbaşı çiftlikte. Bak oradaki çiftlikte abi. Ha. Galip bak. As Galip. Hoşçakal arkadaşım. Thank you.
Aslı'yı kıskandım. Sadece. Sayın komutanım, bu kurultay üzerine düşeni yapmış, bir yol açmıştır. Şimdi tarih yazma sırası bir kez daha Türk çocuklarınındır. Onlar bir kez daha başaracaklar. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe onlar yollarından dönmeyecekler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi İstiklal Marşımız için lütfen ayağa kalkınız. Dikkat! Güvenlik al. Emre, İlyas, Galip içeri. Fırlayın. Bozuk. Kaan, neredesin? Kardeş, iyi misin? Oo. Oğlum bu ne ya? Şşş.
Bozuk mıhlamış beyler. Çok iyi bir çalışma. Yalnız dört dörtlük çalışmış. Evet. Beter olsun. Evet. Sanatçı burada bir şey anlatmak istemiş. Baksana. Şu çubuklar arası mesafe falan çok iyi girmiş. Oğlum eser burada da sanatçı nerede? Yüzbaşı nerede lan? Nerede lan? Gel Mele. Kaan. Lan. Ulan Yörük her yere geç kalıyorsun ha. Yaşlandın. Aynen kardeşim. Benle konuş işte böyle. Gözlerin de iyi görmüyor. Evet. Bayağı paslandın, yavaşladın. Doğru söylüyor olabilirsin. İz sürme konusunda da berbatsın artık. Ben. Lan abartma, bir tane koyarım izin çıkar yemin ediyorum duvara. İyi misin lan? Yani işte fena değil. Kalk. Komutanım. Gel Bayram, gel gel. İyi misin komutan? İyiyim iyiyim Bayram, iyiyim. Bayram baba. Kopuz babaya haber edin. Adam meraktan kuru deşen döktü. Emredersiniz komutanım. Kılıç değil mi? Komutanını aldı de. Emredersiniz komutanım. Bizden adam alacak adam anca benim küçük kanı alır de. Ya boş lan. Aynen böyle mi diyeyim komutanım? Evet babalar, aynen böyle. Lan yavaş. Ne olmaz daha. Komutanım. Sözüm var. Ne yapıyorsun lan? Ben Yörük yaralıyım biliyorsun değil mi? Ya dur sen daha dur. Sözüm var daha, sana kafa gözü dalacağım bak. Komutanım ne yapmışsın ya? Hakkını yerdik oğlum. Thank you. See you later again. Bozok Yüzbaşı sağ salim alınmış komutanım. Kılıç timi ulaşmış, hafif yaralı olduğu söylendi. Teşekkür ederim temirim. Sen gidebilirsin. Kaan Yüzbaşı'yı sağ salim aldık. Şimdi yarasına bakılıyor, akşam saatlerinde de ailesine kavuşturacağız. Bu çok iyi haber albayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Ha, bu arada kılıç timini de gözlerimden öpüyorum. Sağ olun komutanım. Nasılsın Doğan? Sağ olun komutanım. Doğan. Sen sağda solda Türkiye Cumhuriyeti ile benim sözleşmem var diye hava atıyormuşsun. Doğru mu bu? Hava değil de ama doğru yani komutanım. Sonuçta ben sözleşmeler değil miyim sayenizde komutanım? Ya Doğan sözüm ona, ben albayım. Şu askerliğin havasını senin kadar hiç atamadım ha. Aferin sana. Sağ olun komutanım. Sizin teessüfünüz komutanım. Teessüf değil o, teveccühünüz oldu. Emredersiniz komutanım. Seyfi'den haber var mı astsubayım? İrtibat kurdu mu? Hayır komutanım. Ama? Ama? Kampta Seyfi'nin telefonu bulunmuş. Bombardımandan sonra kampa ulaşan birlik Seyfi'ye ait bir telefon bulmuş. Kendisi ortada yok. Ölü ya da diri ortada yok komutanım. Ve nerede bu adam? Karonlara ait eşyalar da bulmuşlar. Ama ne yazık ki onlar da ortada yok.
Tamam, Seyfi'ye ulaşmaya çalışın. Saat kaç olursa olsun irtibat kurduğunda görüştürün beni. Emredersiniz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ağalar bir şey soracağım. Yolda kaldım, zordayım. Düşmez kalmaz bir Allah'tır. İnsanoğlu bugün burada, yarın kim bilir nerede, öyle değil. Ya dilenci almıyoruz kardeşim, hadi başka kapıya. Hey, dilenci diyor. Ya ben dilenci değilim ya, bir şey soracağım ha. Ne soracağım? Sormazsa ayıp, buralarda bu eşeği değerlendirebileceğin bir yer var mı? Eşeği mi değerlendireceksin? Nasıl değerlendireceksin eşeği? Ya değerlendireceğim dediğim ya, ben eşeği okutmak istiyorum. Abi istersen bizim okula yazdırırız ama hazırlık okuması lazım. ya satacağım demek istiyorum, satacağım. Abi buradan dümdüz devam et, ileride solda eşek değerlendirme merkezi var. Kime sorsan gösterirler. Yok, o merkezin bize bir faydası dokunmaz oğlum. Dokunsaydı sana dokunurdu. Yabancı dili var mı abi eşeğin? Ya eşeğin yabancı dili mi olur ya? Bir eşekçe konuşuyor işte. O da 2-3 kelime. Ama maşallah sende iyi yabancı dili var. Sabahtan beri eşekçe konuşuyorsun. Ya yürü yürü hadi ya. Bunlar bizimle dalga geçiyor tırrekler. Siz benim eşeğime kurban olasınız ha? Görüyorsun değil. Kahveci bir bardak çay bile vermedi bize ha? İnsanlık ölmüş ölmüş. La iki eşeksin eşeksin. Geceyi çökünceye gireriz Karun. Şimdi herkes ortalıklara. Tehlike olur. Patron. İyi misin? Bu savaş sandığımızdan uzun sürecek Sergey. Kurtulmuşun adamlarını hafife almamak lazım. şu sakallı bile bizi atlattıysa... Gerisini sen düşün artık. Pislik herif. Nasılsa yakalayacağım ben onu. Ne diyordu sana? Sergen mi? Sergen. Susturun şunu. Dinliyorum. Bir saniye. Ya susturun şunu. Duyamıyorum bir şey. Dinliyorum. Ya susturun şunu dedim, bir şey duyamıyorum. Tamam, tamam. Benden haber alana kadar bir yere gitmeyin. Yerinize kalın. Anladım. Ne oldu? Leyla. Ne olmuş? Yüzbaşı Leyla'yı öldürmüş. Biliyordum. Lanet olsun, biliyordum. Bunu ödeyecekler. Bunun bedelini ödeyecekler. Karo'nun... ölüm olduğunu anlayacaklar. Anlayacaklar. Lanet köye gidelim de. Bir şeyler söyleyeyim. Patron, biraz daha bekleyelim. Cesedi yok edin. Gideceğimiz yol yok. Hadi!
Yıldız, kaç saat oldu haber yok. Serdar aradı mı çocuğum? Anne aradım da açmadı ya. Hay Allah. Hatice'den bir haber var mı acaba? Bayram aramış mıdır? Bilmiyorum ki anne. Abla? Ha? Ne, anahtarı kapının dışında bırakmışsınız? Ay aman kızım, bizde kafa mı kaldı Allah aşkına? Bayram aradı mı seni? Yok, aramadı. Ben de kızı uyuttum, belki sizden bir haber vardır diye. Yok mu? Ay yok yok, aramadı. Ay. Dur, bir araba geldi. Aa, Serdar'la. Kubilay bu. Tamam, ben hoş açarım. Kızım, aç kapıyı. Ay, hayır olsun inşallah. Allah'ım. Hoş geldiniz çocuğum. Hoş bulduk. Ne oldu? Hoş bulduk Serdar teyzeciğim. Bir haber var mı yavrum? Nasıl bir ne haberi ya? Çocuğum, burada bugün bir sürü şey oldu. Hepiniz apar topar geldiniz. Sonra bir telaş, hepiniz gittiniz. Kaan'la mı ilgiliydi çocuğum? Ha o, ya her zamanki şey işte, kötü adamlar falan. Yani Serdar, peki sen buradasın. Bayram nerede? Bayram nerede? Ha? Bayram. Hem siz ikiniz nasıl bir araya geldiniz? Sen görevde değil miydin? İşte mesai bitince aradı beni. Dedi ben Selver teyzelere gidiyorum yemeğe. Sen de gel dedi, canım benim ya. Evet ya, biz açız, yemekte ne var? Yemek. Kızım hadi sofrayı hazırla. Ben yemekleri ısıtıp geleyim yavrum. Tamam anne, geliyorum. Siz ikiniz. Çıkarın şu ağzınızdaki baklayı. Hadi. Çıkarın bakayım. Çabuk. Hadi. Ben dayanamayacağım zaten ya. Ne? Söylüyorum vallahi. Abin geliyor, birazdan burada olur. Ne? Evet. Sağırma. 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 Ya gerçekten mi? Gerçekten. Ay çok güzel sarılma falan da, bak abin gelecek, bizi böyle görecek, vallahi mahvolacağız. Sipir yapacak. Tamam. Kısmetliymiş. Sağ olsun. Şimdi mi geliyor? Geliyor abin işte, hadi gel. Oğlum. Oğlum bu geliyor. Anne sakin ol. Evet geliyor. Sana birazdan sürpriz yapacak. Kaan. Kaan. Kaan'ım geliyor. Aferin sen. Evet, siz söylettiniz, Allah Allah. Ben ne yapıyorsunuz ya, didişip duruyorsunuz. Kadın fırladı gidiyor ya, sokağa fırladı. Koş. Nur. Oğlum. Kaan'ım. Kaan. Kaan oğlum. Kaan. Kaan. Oğlum. Oğlum. Yavrum, oğlum. Ay lanet terlikler. Oh.
nasıl biliyordum yavrum? Allah'ım çok şükür olsun yarabbim. Kardeşim, amin vallahi. Ağlama komutanım. Kaan Yüzbaşı gelmiş. Tim bir arada. Ha? Leyla nalları dikmiş. Ulan. Gör istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Sen de kefeni yırttın kardeşim, onu da söyle. Sen de kefeni yırttın, onu da söyle Galip. Onu unutma, kefeni yırttın. Geri zekalı, sürekli vurulduğun için sen de onu da söyle. Abla, kuş beyinli. Onu da söyle. Onları da söyle. Sürekli şey yapıyorsun. Söyle. Atma. Hepsini söyle. Ya komutanım bir şey söyleyecek. Söyleyecek ya. Oğlum rahat durun lan iki dakika. Eğleniyoruz şurada. Soğan beni bitirdi ya. Aman. Nasıl bir oynama sen? Hangi yörenin çocuğusun? Ne bu? Ne yapıyor bu? Bunu biliyorum. Beyler. Müzik kafasını. Sen kapı mı dinliyorsun lan? Gerzek. Sen ne cüretle bizim kapıyı dinliyorsun ya? Sürüm getirdi. Her yeri limon yaptı makinanın ya. Yapış yapış. Komutanım, haneye tecavüz sayılır. Hemen vuralım. Kalk. Ya siz arkadaşı böyle mi karşılıyorsunuz ya? Allah Allah. Çeksenize şunları, gözünüzü seveyim ya. Çekin bir Allah şeytan doldurur ha. Hala konuşuyor. Var ya, dürüm istediniz, dürüm getirdim işte. Oğlum dürüm istedik, getirdin de. Niye kapıyı dinliyorsun ha? Allah'ım sen bize niye bir tane adam akıllı insan yollamıyorsun ya? Bize akıllısı gelmez. El alemin ünlüsüne bak. Nezih, kibar, asil. Gelir, efendim başka bir arzunuz var mı der. Sen de yok dersin, ikile dersin. Alır başsını gider. Bizimki röntgen, röntgenimizi çekiyor. Komutanım hemen vuralım. Tabii tabii, baş işini alır gider tabii. Tabii canım, olur mu öyle şey ya? Başka bir arzınız var mı ha? Siz önce borcunuzu ödeyin ya. 290 lira borcunuz var bana. Tamı tamına 290. Oldu mu ya o kadar? İyiymişiz, çok iyiymişiz. Ha, şimdi söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum da. İlyas da benim ayakkabılarımı aldı. Ha, doğru. Emre de montunu aldı. Ya montumu getirsene bak, taksitlerini ödüyorum hala. Ben onu giyiyorum, eskitiyorum. Öyle vereceğim. Vintage o. Bunu hemen vuralım. Çok konuşuyor bu ya. Bakın şimdi bu susmayacak. Biz de buna laf yetiştirirken öyle bu dürümlerimiz soğuyacak. O yüzden... Şey yapamıyorum. Şey yapamıyorum. Şey yapamıyorum. Evet, evet. Aşkı da böyle diyor. Gel, hadi gel. Okey mi yapacağız? Oh be. Dünya varmış. Aklını öpeyim Galip senin. Bundan sonra hep böyle yapalım. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Anlamıyoruz. Ne diyorsun oğlum?
götürür. 8 aylan söyleyince ben uzun zaman sonra o yüzden kapıyı dinledim. Vallahi kötü bir niyetim yoktu, çözün beni. Emre çözün beni. Ağzını aç. Montumu ver. Aç sen ağzını. Montumu ver. Aç ağzını. Emre kapa şunu, Emre kapa şunu ya. Hala montun diyor ya. Komutanım. Vallahi şu huzurumuzu özlemişim ya. Şu sessizliği, şu evdeki dinginliği özlemişim ya. Ya şu güzel ortamımızı özlemişim komutanım. Gerçekten ağzımızın tadıyla şu dürümü yemeyi özlemişim komutanım ya. Hakikaten biz son iki ayda çok yıprandık komutanım, çok gerildik. Öyle demeyin, çok gerildik. Ya şu başımıza gelenleri bir düşünsenize. Neler geldi başımıza ya? Mesela Kaan Yüzbaşı. Sen git Kopuz Albay'a yumruğu çak. Sonra oradan numaradan Kutalmış Paşa'yı vur. Oradan Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye derken dön dolaş gel. Büyük kurultayda patlayacak bombayı engelle. Ha bir de o da yetmiyormuş gibi. Git bir de orada Leyla'yı vur öldür. Vallahi helal olsun Kaan Yüzbaşı'ya ya. İşte Türk askeri budur komutanım. Yalnız ben Assubay Çavuş İlyas Karaca olarak bütün bunları olacağını biliyordum. Hepsini tahmin etmiştim komutanım. Size söylemiştim. Yok size söylemiştim galiba. Hatırlayın komutanım, söylemiştim. Ben demiştim ki bunlar böyle böyle olur. Bu olaylar böyle gelişir demiştim. Hepsini biliyorum. Cümle çok mu uzundu komutanım? Fark ettim. Dalalım mı? Hayır. Yani bence dalmayalım ya, şimdi yedik de ağzımıza gelecek. Evet. Doğru ya, şimdi yetişim hali yok. Ya da dalalım ya. Üstüne de çay yapsın. Bence olur. Ha? Komutanım. Buyurun beyler. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أيها الفلاح.
Seni özlemeden geçirdiğim tek bir günüm bile olmadı. Efendim anne. Oğlum neredesin sen? Sabah erkenden fırlayıp çıkmışsın. Yine bir şey mi oldu yoksa? Yok anne, merak etme. Uyku tutmadı sadece. Bir de uğramam gereken bir yer vardı. Anladım oğlum. Peki kahvaltıya gelecek misin? Yok anne, bekleme. Karargah geçiyorum şimdi. Akşam görüşürüz. Peki yavrum. Artık burada. Ay. Ay yavrum. Ya abim geldi, artık pabucumuz dama atılır. Ay deli kız, konuşma böyle deli deli. Hadi yürü, bak kahvaltı hazır. Hadi yürü aşağıya. Tamam. Sağ olun komutanım. Komutanım. Ben gerçekten çok üzgünüm. Size vurmak zorunda kaldım. Özrümü iletmek isterim komutanım. Büyük kurultay başarıyla yapıldı Kağ. Sen o toplantıya yönelik en büyük tehdidi bertaraf ettin evlat.
Dolayısıyla ortada özür dilemeni gerektirecek hiçbir şey yok. Hadi görevinin başına geç evlat. Divinin yanına dön. Hadi evlat. Emredersiniz komutan. Kağa. Emredin komutanım. Yakın muharebe eğitiminde ben de sana bir tane yumruk atarım. Ödeşmiş olursun. Emredersiniz komutanım. Hayır söyle bize, biz de alalım ya. Sen koca albay faal mi yapacaksın adamı? Allah Allah. Ne oldu? Yok ya. Babalar, senin iki kulağının arkasında yemin ediyorum dört git dört gel otoban var ya. Yörük yine ne oldu? O kardeş. Ayağın sarılı, yaralı yaralı. Ne işin var burada? Allah'ın sivrisi. İnan bana, yara bere, yorgunluk hiçbir şey umurumda değil Yörük. Şu dünyada var ya, terörist olmak kadar pis, böyle berbat bir iş yokmuş. Aynen babalar. Bir kere adamların karşısında biz varız. Allah daha ne bela versin, değil mi? Geçelim hadi komutanım, geç. Rahat! Hazır ol! Kayıt! Kılıç değil mi? 4 subay, 5 as subayla emir ve görüşlerinizi hazırladık komutan. Yerine geçebilirsin. Sol! Nereye bak? Kılıç değil mi? Tüm Türk dünyasının önümüzdeki tarihini belirleyecek olan bu büyük kurultayı başarıyla tamamladık. Kimsenin aklına gelmeyecek komplolara, terörist saldırılara ve buna benzer bir sürü olumsuzluğa rağmen bunu başarıyla tamamlamış olmamızda sizin çok büyük emeğiniz var. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Özellikle tim komutanınız Yüzbaşı Kaan Bozok, ona ayrıca teşekkür ediyorum. Eğer onun azmi ve fedakarlığı olmasaydı, Allah korusun bu kurultay Ankara'da kanlı bir eylemin odağı olabilirdi. Yüzbaşım. Emredin komutan. Seni ayrıca kutluyorum. Sol. Sağ olun komutan. Sağ olun komutan. Sağ olun komutan. Seni tekrar tebrik ediyorum. Yüzbaşım sen yaralı değil miydin? Niye istirahatte değilsin? Eksik bilgi komutan. O kadar ciddi değil. Pekala. Kılıç değil mi? Kılıcınız keskin olsun. Sağ ol. Hay. İleriye bak. Kılıç, tam tesisatlı koşu için eğitim alanına var. Ay ya, kilitledi yine. Ya nasıl mutlu, nasıl koşa koşa ya bir... Nasıl mutlular ya? Ya bir kutlama yapaydık komutanım. Kutlama eğitimden sonra Emre, hadi, hadi. Oğlum çok duygulandım lan. Şu an var ya hüngür fosur ağlayasım var yani. Yani askerlik mesleğinin böyle ciddiyetine,
zedelemeyeceğini bilsem şu an şurada öküz gibi ağlarım anasını satayım be. Sakin ol abi, ağlayacak ne var? Bak işte her şey ne kadar güzel tatlıya bağlandı. Sorma Ersin ya. Sorma oğlum. Bir ara ödüm karıştı lan. Bu tim bu hallere düşecek tim miydi diye ödüm karıştı kardeşim ya. Değil tabii canım ya. Hele albaya yumruk attı ya böyle. Oğlum böyle içim cız etti lan. İçimden böyle bir parça koptu. Bak şu an bile düşündüm böyle tüylerim bak diken diken oldu yani. Siz niye ağlamıyorsunuz oğlum? Oğlum siz ne duygusuz adamlarsınız lan? He? Ruhsuzlar. Siz nasıl ruhsuz, nasıl taşlaşmış, nasıl yürekleri nasırlaşmış, nasıl kalpleri böyle kömürleşmiş dingil oldunuz siz kardeşim ya. Başladık yine. Başladık tabii. Başladık tabii. Daha olsa bu manzara karşısında erirdi kardeşim. Duygusuz patates. Empatisiz pırasa. Hissiz şalgam. Hadi Çağlar. Biz de gidip omletimizi kendimiz yiyelim. Hadi yiyelim abi. Omlet mi? Ne omleti lan? Şişt, bana bak. Oğlum ben şaka yaptım lan. Kılıcın arkasından alacak halimiz yok. Kazık kadar adamlar. Kime diyorum? Alo, çocuk muyuz hem? Omlet deli. Çocuklar bekleyin beni ya. Ayıp ediyoruz lan. Vallahi bile ayıp Bakalım babamın söylediği kadar hareketli miymiş buralar? Dışarı bir şeyler oluyor. Ne var Sergen, ne oluyor? Koşarken geçen iki köylü gördüm. Bizi fark etti sanırım. Köylüler koşarlar Sergen. Köylüler koşarlar. Ben bunda abartacak bir şey görmüyorum. Ne varmış bakalım? İşte bak. Ne oluyor, kim bunlar? Baroncular. Baroncular bunlar. Baron. Buldular bizi. Dayanamayacağız. Sen aklını vurmaya bak. Onu sonra düşürürüz, tamam mı? Etrafımızı çeviriyorlar. Hadi gösterin kendinizi biraz. Kopuz baba, ben Seyfi. Ya Seyfi, neredesin sen? Ne durumdasın? Ben iyiyim de. Oğlum
Neden aramıyorsun? Seni aramadığım yer kalmadı. İnsan bir haber vermez mi? Ya arayacaktım da. Eşeği okutmak biraz zaman aldı. Ne diyorsun sen Seyfi? Ya paramı neyim varsa hepsini aldılar oğlum. Yani telefon etmem için eşeği satmam lazımdı. Tamam. Neredesin sen? Aldırayım seni hemen. Ya orası kolay da. Albayım, bu Karun mudur, ne b***? Bu adamı halletmen lazım. Ne yap et, o adamı hallet. Çünkü o adam bir canavar. Eğer halletmezsen albayım, Karun bizi teker teker yer vallahi. Mermimiz bitti. Ne yapacağız? Yaklaşıyorlar. Geliyorlar. Sergi, umut edelim de bu gelenler büyük adamlar için pazarlık edecek kadar zeki olsunlar. Geliyor kavrum. Kim onlar? Dışarı bir şeyler oluyor. Ne oldu? Askerler mi geldi şimdi? Bunlar asker değil. Karun bak. Lazer, bu lazer geldi. Çekil. Hadi acele edin. Asker her an gelebilir. Acele etmemiz lazım. Çok iyi lazer. Abi. Kılıçdemir nerede kızım? Eğitim faaliyeti icra ediyorlar komutanım. 5 dakika içinde toplansınlar. Acil olduğunu söyle hemen. Emredersiniz komutanım. Dikkat. Kılıç. Rahat da dinleyin. Karun ve bir grup terörist sabah saatlerinde Çamlıdağ köyünde korucularla çatışmışlar. Maalesef kaçmayı başarmışlar. Sınırı geçecekler komutanım. Kesinlikle. Muhtemel geçiş noktalarına gerekli emirler verildi. Ancak ben sizin alana inip sıcak takip icra etmenizi istiyorum. 15 dakika içinde harekete geçeceksiniz. Emir ve komuta Bozkurt Yüzbaşı'da. Sorusu olan? Komutanım. Hayır yüzbaşım, sen gelmiyorsun. Önce yaranın iyileşmesini bekleyeceksin. Komutanım. Yüzbaşım. Kararım kesin. Evet Kılıç, acele et. Kaybedecek bir saniyeniz bile yok. Üstemir'im, sen de gitmiyorsun. 5 dakika içinde odama gel. Allah Allah, ben niye gitmiyorum abi? Anlamadım kardeşim. Git bak bakalım. Kılıç, helikopter mi? Bozuk baba. Benlik bir şey var mı? Sağ salim, gidip gelin Yörük. Ha bir de, o şerefsizi yakalarsan tak burnuna kancayı, getir buraya. Merak etme sen. Allah'a emanet.
Gel Serdar. Rahat. Serdar, tayin emrin geldi. Tayin mi komutanım? Evet, rutin tayinlerden. Kosova Türk Temsil Heyeti Komutanlığı. Emredersiniz komutanım. Ne zaman? Hemen gidiyorsun Serdar. Pazartesi günü birliğine teslim olman gerekiyor. Senin birliğinden ayrılıyor olman da, bizim senden ayrılıyor olmamız da, ne bileyim be Serdar, bunlar buruk şeyler evladım. Ama yine de şükrediyorum. Yani senin o uzun tutsaklık döneminde seni kaybetmeyişimiz, şimdi de sağ salim birliğine uğurluyor oluşumuz. Sağ ol komutan. Seninle iftihar ediyorum evlat. Sağ ol komutan. Yolun açık olsun. Başarıların devamını dilerim. Sağ ol komutan. Serdar. Söylesene. Yalnız. Konuşmamız lazım. Abi gözünü seveyim. Daha dün geldim, yine başladın. Esrarengiz hareketler yapıyorsun bana. Korkutuyorsun. Niye yapıyorsun bunu? Akşama hiçbir yere kaybolma Serdar Efendi. Konuşacağız. Karargâhta bana abi deme diye sana kaç kere söyleyeceğim ben. Evet. Demem zaten, gidiyorum. Diyecek ki bir daha sana abi. İyi. Baba, çalıştır şeytan icadını. Bakalım tam olarak neredeyiz? Emredersiniz. Hemen bakıyorum GPS'e komutanım. Bayram Baba. Emredin komutanım. Bizim cöhler için burada diyorlardı. Bir kurcala bakalım neredeymiş aslanlar. Jandarma özel hareket. Anlaşıldı komutanım. Lan bu tim ne ya böyle? Türk Dil Kurumu gibi. Her söylediğimin tam adını söyleyip beni mort etme peşinde. Ha Çiğdem Baba? Estağfurullah komutanım, olur mu öyle şey? Sağ olun komutanım. Komutanım. Ha? Bakın hatta kim var? Vallahi Bayram Bayat. Kaynanım olsa şaşırmam. Sen bir bak komutanım. Yüzbaşı Bozkurt. Kimsin gözüm? Komutanım. Başçavuş Şedin. Nasılsın komutanım? Anam. Oo, Halil babalar. Babaların babası. Nereden çıktın sen ya? Ha? Yürüyorsun değil mi Bayram Halil? Aynen komutanım. Komutanım çok özledik seni ya. Çok sevindik vallahi. Ya Halil baba be.
Kılıç, gidiyoruz. Halil Baba, biz seninle bu dağları inletmez miyiz Halil Baba? Emredersin komutanım. Güya sessiz intikal yapıyoruz, yemin ediyorum. Evet, çok sessiz bir intikaldeyiz. Yani Ankara garına Toros Express girse bu kadar gürültü yapar. Araçları burada bırakıyoruz. Karon, şu taraftan. Karon, soruma cevap vermedin. Önce şuradan bir çıkalım da ne dersin ha? Hadi. Karon, Leyla ne oldu? Leyla'ya ulaşamıyorum. Ona ne oldu? O bilmiyor mu? Neyi bilmiyorum? Sergey, neyi bilmiyorum? Leyla'ya ne oldu? Kız kardeşime ne oldu? Nazar. Leyla. Leyla öldü. Ne diyorsun sen ya? Ha? Ne diyorsun ya? Leyla, canınız cehenneme! Canın cehenneme! Onu bile bile ölüme gönderdin. Leyla'yı onların önüne attın. Kendine gel. Onu sen öldürdün. Leyla'nın ölümüne sen sebep oldun. İstersen seni kız kardeşine hemen kavuşturabilirim. Ya da beni dinlersen intikamını beraber alırız. Anlıyor musun Lazar? Kız kardeşini Bozok öldürdü. Onu o yüzbaşı öldürdü. Şimdi burada bağırıp çağıracak mısın? Yoksa işimi yapmama yardımcı olup onlardan tarihin en büyük intikamını almayı mı tercih edersin? Ha Lazar? Leyla'yı en az senin kadar ben de severdim. Ama merak etme. Bunu ona yapanlardan intikamımızı alacağız. Hepsinden. Tamam mı? Önce şu sınıra bir varalım. He? Hadi. Birinin kızı oldu. Ne? Çocuk diyorum, kız oldu. Ne diyorsun lan sen? Ha? Yoksa Yıldız? Abi, senin de aklın fikrin ne alakası var Allah aşkına? Hani uzun bir sessizlik oldu ya, öyle derler ya, çok sessizlik olunca kız doğdu derler. Hı. O yani işte. Lan manyak herif, sana bir şey soracağım. Buyur abi. Sen bu kadınların altın günü muhabbetlerini nereden biliyorsun? Bir özel kuvvetler, üst eğimin nereden sessizlik olduğunda kız çocuk doğacağını bilir. Manyak mısın lan? Zaten nereden biliyorum ya? Tuhaf. Neyse, biz konumuza dönelim. Görev abi artık. Evet, yani başlamamıştın ama. Hazırlığını yap. Yarın akşam Yıldız'la Yıldırım nikahınız var.
Lan yavaş, pis herif döktün üstüne başına. Nikah mı? Duydun oğlum işte. Yarın akşam Yıldız'la nikahınız var. Bana bak, ben burada böyle Yıldız'ın mızmızlanmasını falan çekemem, anladın mı? Onunla Kosova'daki hastane işlerini de hallettim ben. Konuştum tayin işlerini. Tamamdır. Dur bir amuksuluk hareket yapma. Allah'ın emriyle evleniyorsunuz. Karını da alıp Kosova'ya öyle gidiyorsun. Anlaşıldı. Bir saniye. Önce bir sevindim ama... Yani... Evlilik bu. Sonuçta hazır mıyım ki? Yani Yıldız... Bir düşünmem lazım. Neyi düşünüyorsun lan? Ha, lan deve. Onu benim kız kardeşim ayartmadan önce. Ona öyle mutfakta ayva tatlısını falan anlatmadan önce. Annemin peşinde dolaşıp yalakalık yapmadan önce. Bizim evin etrafında böyle kasap kedisi gibi gezmeden önce düşünecektin. Şimdi neyi düşünüyorsun lan sen? Ha? Seni var ya alnının orta yerinden. Estağfurullah. Acaba kızı nasıl ikna ederim diye düşünüyordum. Düğünü falan. Kaç kişi gelir, ne veririz gibi şeyler. Yıldız, çocuğu vurmasa bari. Şişt, anne, ağzından ne fazla dur. Ay, dur bir dakika. Yarın akşam dedin. Öyle kolay değil ki. Bir sen mi konuşsan acaba? Onları düşünüyordum. Aferin. Merdivendekiler. Buyur oğlum, buyur. Gel anne, gel. Yıldız gel. Gel Yıldız, gel. Anne, Yıldız. Yarın hazırlığınızı yapın. Anne, bu ikisi yarın akşam nikahlanıyor. Aa! Aynen. Ay! Ay, şimdi düşüp bayılacağım vallahi. Ay! 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 Gevşek, kıza tuhaf tuhaf bakmadan git kolonya bul. Ben şimdi müstakbel hanım duydun. Hadi bakayım kolonya şey yap. Hadi, Yıldız hadi. Hadi canım kolonya getir. Abi mutluluktan aslında. Hadi. Anne tamam sıkıntı yok. Tek hali oldu bu şimdi. Şey bir de yalnız ben kızı alıp Kosova'ya gideceğim. Ay bu da nereden çıktı? Ertesi gün. Ama net söylenmesi lazım. Arada geliriz, sorun yok. Evladım ay nasıl telaşı bu şimdi böyle. Hay Allah. Güzel olacak annem, güzel olacak. Merak etme sen. Ben de iyisi nerede bulacağım? Sus. Allah, tamam. Sus Allah aşkına. Hay. Yıldız hadi. Yörük, var mı bir iz? Nerede bu adam? Olumsuz komutanım. Henüz bir temas kuramadık. Tamam evlat, dikkatli olun. Emredersiniz. Çiğdem baba, bu şerefsizler nerede ya? Komutanım, sınır geçmek için bu şerefsizler ellerinden geleni yapacaklar. Onları bulmamız hiç kolay olmayacak. Komutanım. Jöhler. Ne oldu? Komutanım, Halil Assubay sınırın sıfır noktasında Karon'la karşılaşmışlar. Çatışıyorlar. Komutanım, sayıları da fazla. Halil. Çivile onları oraya Halil. 20 dakikaya ben oradayım. Çivile onları Halil. Komutanım, sınıra ulaşmak için bizi geçmeleri lazım komutanım. Sınırla aralarına biz girdik. Anlayacağınız işleri zor komutanım. Aslansın Halil, koçum Halil. Sağ olun komutanım. Halil, 20 dakika oyalı onları. Sana memleketin en âlâ sofrasını kuracağım Halil. Dayan kardeşim. Komutanım. Ben de sizi kilise beklerim komutanım. Halil, bu herif çok tehlikeli. Tekrar ediyorum, herif çok tehlikeli. Emredersin komutanım. Aa, benden bahsediyorlar. Çok tehlikeliymiş. Kılıç, uçuyoruz. Ha.
Nereden buldunuz bu telsizi? Mevzinden aldıkları yaralı asker düşürmüş. İş yaradı değil mi? Yaradı. Hem de nasıl yaradı. Bir astsubay var. Kirisi öyle mi? Adı da Halil. Bak sen şu işe. Bordo Bireylilerin komutanı Haydar'la yakınlarmış. Güzel. Çok güzel. Evvel, mermimiz azaldı. Burada kısılıp kaldık. Geri çekilelim. Özeller yolda. Hadi şunları canlarını okuyalım artık hadi. Gel. Komutanım, bunu duymanız lazım. Daha çocuklar. Kaç kişi bunlar Halil? Neredeyse 30 kişiler komutanım. Nefes aldırmıyor şerefsizler. Kurşun yağmur altındayız komutanım. Kim bu şerefsizler? Bilmiyorum ama durum kritik komutanım. Emniyet öncelik ver Halil. Şehit vermeyin Halil. Geliyorum oraya. Emredersin komutanım. Haydar Yüzbaşı ile irtibat kur. Önceliğimiz o Jöhtim'ini oradan sağ salim çıkarmak. Tekrar ediyorum. Önceliğimiz Jöhtim. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Kızım, tutulmuş başıya ulaşacağım. Emredersiniz komutanım. Karun, bunlar kim? Nereden çıktı bunlar? Onlar benim dostlarım Sergey. Okyanus ötesi. Güzel değil mi? Tam zamanı. Gidiyoruz. Hadi. Komutanım, mühimmatımız yetmeyecek. Çok kalabalıklar. Dayanın koçum. Bordo Bireyliler yolda. Dayanın. Canlarını okuyacağız onların. Lanet olsun. Elimizden kaçıyorlar. Nereden çıktı bu üç sürüsü? Selçuk kaybol. Gördüğünlere de sindir.
Ateşle! Koruyun koçumu. Koruyun onları. Ateş! Koruyun! Koruyun aslanlarımı! Komutanım! Komutanım! Kalender vuruldu! Kalender! Kalender yat! Kalender yat! Allah kahretsin! Yat! Komutanım kalender yat! Allah kahretsin! Kalender! Kalender yat! Yat! Kalender süper yat! Allah kahretsin! Komutanım şoka girmiş galiba! Koruyun beni! Koruyun beni! Necim koruyun beni! Kalender yat! Yat! Kalender! Aslanım kendine gel! Kendine gel! Verirler geldi kalender. Bak nasıl sinek gibi düşüyor şerefsizler. Dayanın koçum geldiler dayanın. Halil baba ses ver. İyi misin Halil? Ufak bir çizik var komutanım. Bomba gibiyiz. Yürü be Allah'ına kurban. Kılıç uçurun şu itleri. Amerikan güvenlik şirketleri ya da başka paralı askerler komutanım. Bunlar sıradan terörist değil. Yaralı jandarmaların durumu nedir Yörük? İyi komutanım. İyi. Helikopter birazdan gelip onları alacak. Ancak Karon'u kaçırdık. Şehit vermemiş olmamız önemli Yörük. Onu nasıl olsa tekrar yakalayacağız. Komutanım. Bu heriflerin çok yaralısı var. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Müsaade ederseniz sınırı 5 kilometre kadar geçip bunları alıp geleyim. Hayır Yörük olmaz. Ne silahlarını ne sayılarını hiçbir şey bilmiyoruz. Kılıç timini tehlikeye atamam. Komutanım bu it bir daha ele geçmez. Kapağı Suriye çukuruna atarsa kefeni yırttı demektir. O yüzden emir verin dalıp çıkayım. Bu şartlarda sınır ötesi bir harekata izin veremem yüzbaşım. Komutanım. Yüzbaşım, jandarmaları birliklerine teslim edin ve derhal karargaha geri dönün. Bu bir emirdir. Emredersiniz komutanım. Dadaş nasıl oldu? Aslan gibi komutanım maşallah. Ali babaya bir şey olur mu hiç? Aslan gibi maşallah. Komutanım. Yeni madalyan hayırlı olsun Halil. Vatan sağ olsun komutanım. Şu şerefsizi alabilseydik çok iyi olacaktı ama olmadı komutanım. O da olacak Halil baba. O da olacak. Merak etme sen. Sen şimdi güzelce raporunu al. Eve git. Çocuklarla ilgilen. Biz maça devam ederiz. Sağ olun komutanım. Çiğdem baba. Emredin komutanım. Kılıcı topla. Karargaha dönüyoruz. Emredersiniz komutanım. Kılıcı toplamıyoruz. Yalnız Seyfi abi senin bu yönünü gerçekten çok takdir ediyorum abi. Oradan da sağ çıktın ha abi. Allah gecinden versin. Sen bir türlü ölmüyorsun ha abi. Tövbe yarabbim ya Resulallah.
Sonra ne oldu peki abi? Neyse. Yani Allah seni inandırsın. Yahu iki gün bu kulaklarım duymadı Doğan. Böyle bir ses geliyor diyor. Vın. Öbür taraftan öbür ses geliyor diyor. Cın. Yani böyle serseme döndüm o. Sen iyi bilirsin. Abi F-16 diyorsun ya. Ya boru mu abi ya? Yani bak sana bir şey söyleyeyim mi Seyfi abi? Ben bir sefer helikopterle yere çakıldım. Yemin ediyorum sana bak. Bana aha 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 yani. Allah'ım düşman başına vermesin. Ya da versin düşman başına. Yani demem o ki abi. Bu hava olayları falan filan sakat. Dikkat etmek lazım. Yani havadır kolay mı ya? Sonra ne oldu peki babam? Ondan sonra neyse ben ilçede dedim ki bu eşeği değerlendireyim. Hem parasıyla telefon ederim hem de böyle saklanacak bir yer bulurum. Anladın? Eşeği değerlendireyim. He. Nasıl yani abi? Ya eşeği değerlendiriyorum işte yani. Okutuyorum da. Ola satıyorum Ya arkadaş niye kimse anlamıyor ki bunu ya? Allah Allah sizin gıcıklığınız bana mıdır? Ben anlamadım ki ya. Estağfurullah Seyfi abi sakin ol. Celallenme hemen ya. Tamam abi eşeği sattın okuttun. Sonra ne oldu? He. Ama onun da yani ya hiç para etmez mi eşek kardeşim ya? Vallahi karkas et olarak satsaydım daha fazla para alırdım yani. Demem o ki çok çektim ya. Çok çektim Doğan. Ya bizim bu albayın toplantısı uzun sürecek mi ya? Bir dakika. Karkas et mi? He. Eşeği sen. Ya Seyfi abi sen ne kadar iğrenç adamsın ya. Eşek sucukçusuna mı sattın sen abi eşeği ya? Abi sen ne yaptın ya? Abi ne yaptın ya? Albayın işi uzun sürer abi. O geç çıkar. Ben sana söyleyeyim. Çay getireyim mi sana bir tane? Çay olur. Tamam ben getiriyorum sana. Adam eşeği eşek sucukçusuna satmış ya. Ya ben öyle değil. Lan bayağı bir okuttum ya. Ama sizinle mi uğraşacağım ya? Allah Allah. Muratça dur anlamadım. Bir daha şöyle bakayım. Yapma ya. Esnaftan mı? Bu akşam. Tamam Atça merak etme bak gecikmem hiç. Tamam hadi görüşürük. Ciğerler akşama çekin cantileri. Düğün var. Düğün? Nasıl ya? Kim evleniyor ya abi? Serdar'la Yıldız oğlum kim evlenecek? Babalar görüyorsunuz değil mi? Manyak enişte azim etti aldı kızı hocam. Aynen. Peki niye bu kadar acele ettiler? Serdar Üsteğmen'in tayin durumundan dolayıdır. Nasıl? Hemen mi gidecekmiş? Pazartesi birliğe teslim olacakmış. Vay be. Biz davetli miyiz ya? Lan manyak Emre. Davetli miyiz ne demek lan? Düğün sahibi biziz oğlum. Tabii lan. Güzel. Ne giyeceğiz? Vay be. Ne giyeceğiz ya? Tamam ya. Olur mu böyle dayı ne diyorsun? Olur mu bak. Gelin damat şöyle otursa. Nikah memuru şahitler böyle. Şu masaları da iki yana atarız tamam mı? Müzik grubunu da şöyle oturtursun tamam ya. Ben bu organizasyon işine gireyim valla. Dayı ne diyorsun? Dayı ne yapayım? Dur. Dayı nereye gidiyorsun? Dur Allah'ını seversen dur. Nereye gidiyorsun ya? Allah Allah alıp başını gidiyorsun ya. Gel. Gel böyle. Gel. Otur şöyle bak ne güzel yer yaptım sana. Otur. Tamam. Gözümün önünde ayrılma. Otur. Hayret bir şey ya. Hatice bu nasıl? Ne ütüymüş arkadaş bu Allah Allah ya. Ne var alacaksın fıt çevir fıt yani. Kaç tane eli var ya Kubilay'ın? Allah Allah. Tamam. Ayaklarıma karı sular indi. Damat, tam zamanında geldi. Şunun bir ucundan tut da taşıyalım buraya. Düğün benim düğünüm. En çok ben çalışıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Kimse yardım etmiyor ha. Neyse. Al işte. Bak ya. Al işte. Duyuyor musun? Yok. Duyuyor musun? Bak. Yıldız. Serdar diyor. Duyuyor musun? Aha. Çağırıyor. Yok. Bak, yakışıklı Serdar'ım neredesin diyor. Demedi öyle bir şey ya, ses yok. Duydun mu? Zeki Serdar'ım dedi bak, handsome Serdar. İngilizce de söyledi. Duydun mu? Aha, Nokay yoksa markası Serdar, Japonca. Duydun mu? Bak. Sen duydun mu ya? Yok öyle bir şey Japon mu? Duymadım ben. Dayı bir el oturayım lan. El atma, otur. Anne, düğün pastası akşam 7 gibi gelecek. Tamam kızım. Ay yeter bu.
Bunları da çıkardım tamam değil mi? İyi. Bardak çıkar daha yalnız. Ay. Ah. Ha geldin mi Serdar? Geldim. Hoş geldin oğlum. Oh tamam. Nikah memuru işini hallettim. Çok yoruldum ya. Ama nikah memuru işini hallettim. Şey, yalnız kötü bir haberim var babam. Ya babam yetişemiyormuş. Hmm. Ama ne dedi biliyor musun? Ben dedi kızıma dedi. Yazın dedi köyde bir düğün yaparım dedi. Hiç merak etmesin diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bizim köyde bayağı bir akraba var. Bayağı da kalabalık oralar. İyi takı takarlar. Kıyamam ya. E tabi abla ya. Aceleye geldi yani. Öyle oldu evet. Olsun yapacağız ya yine. Sorun yok. Şimdi ben bayağı bir yoruldum ya. Çıkayım ben Kaan abinin odasını biraz dinleneyim. Düğüne bir 10-15 dakika kala. Kalkar gelirim tamam mı? Ne demek yatayım mıyım ya? Bir sürü iş var yapılacak. Bir sürü iş var. Ne iş kaldı ya? Gelinlik alınacak. Ha? Sen damatlığı hallettin mi? Bir dakika ne gelinliği damatlığı arkadaşlar? Saçmalamayın. Ben öyle düşünmemiştim. Ne düşündün sen? Ya ne düşüneceğim? Sonuçta zaten küçücük bir şey yapıyoruz. Kendi aramızda bir kutlama. Yazın zaten büyük düğünü yapacağız. Bir kere daha mı alacağız bu gelinlikle damatlığı? Saçmalamayın. Birazcık yani masraftan başka bir şey değil. Vallahi çıldıracağım şimdi ha. Ya zaten her şey aceleye geldi. Benim beynim yandı ya hızdan. Gündüz hazırlık, akşam düğün. Sıkıştırsak kınayı da yapardık biz böyle. Delirtme beni Serdar. Araya kınayı da mı sıkıştıracaksınız be? Hayret bir şey ha. Kim sokuyor bu kızın aklına bu fikirleri? Benim hayalimdeki düğünde bu kız gelinlikler içindeydi. Gideceğiz gelinlik alacağız tabii. Sen uyma bunlara. Hadi kalk. Gidiyoruz en pahalısına gelinlik alacağız. Yürü kız gelinlik alacağız sana. Hadi. Ah, bak. Bak bir getirdim. Bak hatırlayacak mısın? Ha? Ne diyorsun? Ya anne ya. Ay küçükken sandıktan çıkarıp giymeye çalışırdım. Ya ben küçüktüm bunu giyip içine düşerdim biliyor musunuz? Ah abla çok güzelmiş ama bu ya. Çok güzel değil mi? Ya zayıftık içine giriyorduk tabii o zaman. Ay ne diyorsun Yıldız? Olur diyorum annem olur. Oy. Oy. Senin aklını yerim ben. Hemen deneyip geleyim hemen o zaman. Hemen dene. Tamam. Hadi hemen dene. Hadi bir dene bakalım. Ay inşallah olur. Mükemmel bir gelinlik. Yani özellikle o kupu. Kupür dantelleri şimdikilerde asla yok. Ya bu nasıl bir astar? Ay nasıl biliyor bak. Kız hayran oldum zevkine ya. Özellikle zamanlamana. Bana bak hadi. Hadi bakayım. Hadi senin daha damatlığın ya. Yok. Hem yası beysi yok. Hem düğünden önce damadın gelini görmesi uğursuzluk getirmiş. Ne alaka ya? Hollywood filmi mi bu? Allah ya git Allah. Ya. Hadi çabuk damatlığı hallolmadı daha. Bir dakika bak aklıma ne geldi. Kaan abinin takımları bana... Ah. Olmaz ne alakası var? Ben gidiyorum şimdi uzun bir damatlık almasam da kiralarız. Gömleğim var zaten. Ayakkabım da var. Allah Allah. Sonra geleceğim dedi ama. Bunun ne bu gizemli tavırlar, bir şekiller, bir şeyler. Değil mi? Bir bu aralar böyle bir... Geldim. Çok iyi. Değil mi? Bakayım. Oo. Ne oldu lan?
İyi akşamlar Selçuk. İyi akşamlar komutanım. Seninkilere bak. Hareket. Başak subay değil mi oğlum? Ellerle. Evet. Dur. Oğlum. Selçuk subay. Kız var lan yanında. Elle. Tutmuş. Çok teşekkür ederim yengeciğim. Ben çerez yiyeceğim biraz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol yenge. Bir şundan alalım. Hayır yüzübaşım yanım. Selçuk Asubay'ın yanında kız var. Hı hı. Ben bu işe acayip bozuluyorum kardeşim. Genel resmi görmüyorsun be Arif. Genel resim şu. Ne? Serdar Üsteğmen evleniyor. İlyas her gün bir tane kızla. Selçuk Asubay el ele kızla geliyor. Doğan bile o hemşireyle bir şeyler bir çabalıyor, bir şey yapıyor. Doğan bile be. Ama biz sapız kardeşim. Sapız biz. Sap geldik, sap gideceğiz. Gideceğiz, öyle gideceğiz. Buna bir çözüm bulmamız lazım kardeşim. Bulalım lan. Çözüm bulalım. Galip. Ben ayrılmak istiyorum kardeşim. Nasıl? Beraber takılmayalım kardeşim. Nasıl takılmayalım? Elveda Galip. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nikahdan evvel bir şeyler ikram edelim size, buyurun. Gelin ve damat hazırsa önce nikahımızı kıyalım isterseniz. Tamam, nasıl isterseniz, buyurun. Eniştenin Azmi'ne hayranı. Sonunda aldı kızı. Yürük sus ya. Zaten pişman olmak üzereyim. Ayıp ediyorsun Erenler. İstiyorsan nikah şahidi olarak itiraz edeyim ya da direkt indireyim de bu. Şurada hadi. Sevgili konuklar, Yıldız Bozok ve Serdar Türkmen'in nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz. Ben nikah akdine geçmeden önce çiftimizi ve şahitlerimizi tanımak istiyorum. Gelin Hanım, siz tanıyabilir miyiz? Adınız, soyadınız? Yıldız Bozok. Teşekkür ederim. Damat Bey, siz tanıyabilir miyiz? Serdar Türkmen. Teşekkür ederim. Değerli nikah şahitlerimiz Sayın İbrahim Kopuz Beyefendi, Sayın Haydar Bozkurt Beyefendi. Sizler de hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Sağ olun. Sizler evlenmek üzere belediyemiz evlendirme memurluğuna müracaatta bulundunuz. Yapmış olduğumuz inceleme neticesinde evlenmeye engel durumunuzun olmadığı anlaşılmıştır. Bugün burada değerli misafirler ve şahitler huzurunda evlenme isteğinizi sözlü olarak tekrar etmeniz gerekmektedir. Sayın Yıldız Bozok hanımefendi, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Serdar Türkmen beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Serdar Türkmen beyefendi, siz de hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Yıldız Bozok hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet.
Evet. İbrahim Bey ve Haydar Bey, çiftimizin cevaplarını duydunuz. Sizler de nikahlarına şahitlik ediyor musunuz efendim? Evet, şahidim. Evet babalar. Hayırlı olması dileğiyle öncelikle imzaları atalım. Buyurun lütfen. Kaldırabilir miyim lütfen? 60 olduğunuz bu imzalarla birlikte aile birliğiniz resmi olarak kurulmuş bulunmaktadır. Ben de Medeni Kanun'un bana verdiği yetkiyle sizlere eş ilan ediyorum. Allah bir yastıkta koca atsın. Bizim ocağımızda gelenektir. Evlenen her arkadaşımıza bunlar takdim edilir. Ben de bunu yapmaktan, şu anda burada olmaktan, bu mutluluğunuza şahit olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bir yastıkta kocayın çocuklar. Teşekkür ederiz Hüseyin'im, mutluluk verdi de. Sağ olun komutanım. O zaman her şey yapalım. Değil mi? Serdar bari bir dans şarkımız olsaydı. Yavrucuğum herkesin dans şarkısı var. Bu da bizimkisi olsun. Farkımız ortada olsun yani. Farkımız olsa. Allah! Dinle, o dinlerin yeşiller, ne derlerse desinler.
Rahat kardeşim, rahat. Komutanım bir şey mi lazım? Ya çay, süt, bir şeyler alayım ben. Ben alırdım komutanım. Otur oğlum, otur. Yatmaktan bir yer oldum zaten. Şöyle biraz açılayım ben. Alt kata kantine ineceksin. Sana da bir şeyler alayım mı? Yok komutanım, sağ ol. Tamam lan, tamam, otur. Kendime ne alıyorsam sana da ondan alacağım. Otur. Haydar. Haydar, telefon. Uf, kim bu saatte ya? Efendim? Ne? Ne diyorsun? Ne? Ne zaman? Dün gece mi? Tamam, geleceğim ben. Geleceğim, merak etme. Yok oğlum, benim orada olmam lazım. Tamam. Of! Haydar, ne oluyor? Subayı şehit etmişler. Abi, evi yüklersen oha, ömürüm. Bir bagaj parası çıkacak gene bana ya. Ya bu nedir? Evi de şey yapsaydık ya, taşırdık yani. Ne lan, daha ilk günden söylenmeye mi başladı? Ay kuzum. Ay. Ay yavrum. Kuzum. İyi bak kendine, tamam mı? Yediğini seçtim. Tamam, gider gitmez arayacağım seni, tamam mı? Ara çocuğum, hemen beni ara. Yemeklerini özleyeceğim vallahi anacığım. Ay çocuğum. Aman yavrum. Sen oralarda bizi unutma ha. Kılıç timi hiç unutulur mu ya? Hadi Allah'a emanet. Of of.
Gel lan buraya gel. Başımın derdi. Kız kardeşini üzersen başına gelecekleri biliyorsun değil mi? Biliyorum abi, unutturmuyorsun zaten. Hı-hı. O zaman kendinize iyi bakın komutanım. İyi bak kendine aslanım. Sağ olun komutanım. Hadi karışık. Bin lan arabaya. Dikkat edin. Tamam. Nasıl aldım kızı? İçim tuhaf oldu lan. Komutanım yapacak bir şey yok. Uçacak bir gün kuş yuvadan. Hadi aç, hadi içeri. Sen öğrendin. Yürük, hoş geldin. Hayırdır? Hayır değil babalar. Senin araba bana birkaç gün lazım. Al ya, istediğin kadar sende kalsın. De, ne oldu? Ya Halil yok mu? Hı. Assubay Halil Kaplan. Evet. Dün şehit etmişler. Nasıl komutan? Acaba hiç sorma. Hastanede asansörde arkadan bıçaklamışlar. Benim Gökşen'le kiliseye gitmem lazım. Kahveliye bak Güküş ya. Biz Halil'le birlikte en az 50 tane çatışmaya girdik çıktık. Gözünü budaktan sakınmayan aslan gibi bir adam da Halil ya. Sen git böyle bir adama yaralıyken hem de hastane asansöründe saldır. Baş sağlığa gidersin. Biraz yanında olursun, olur mu? Tabii tabii, elbette. İzmir'in dağlarına bomba koydular. İzmir'in dağlarına bomba koydular. Türk'ün sancağını öne koydular. Türk'ün sancağını öne koydular. Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular. Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular. Kader böyle bir şey garibana. Kanım feda olsun güzel vatana. Kader böyle bir şey garibana. Kanım feda olsun güzel vatana. Türk oluyum ben, ölmek isterim. Türk oluyum ben, ölmek isterim. Evet Kopuz, çok heyecan verici. İnşallah bu işin içinden de alnımızın akıyla çıkacağız. Çok iyi olacak komutan. Çok iyi. Baksanıza şunlara. Bunlara iyi bir eğitmen lazım, eğitim subayı. Kim olur sence? Tabii ki yüzbaşı Haydar Bozkurt komutanım. Yörük Haydar. Haydar Bozkurt mu? Hı hı. İlginç. Adın yazılacak mücevher taşa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim.
İnneke leminel mürseline ala sıradın müstakim. Tenzilen azizir rahim litundira gammem me undira be'ühüm fe muafilun. Lekad hakkan kavlu ala ekserihim fehüm la yu'minun. İnna ce'alna fî i'nâqihim eğlâlen feyyeylel ezgâni fehüm mıkmeğûn. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا Ali kardeş, ne oluyor? Hayırdır? Yok Haydar abi ya. Ama kardeş, ne oluyor? Söylesene ya. Ha? Abimin naaşını ambulans bir saat önce getirdi abi. Adam kapıyı alacaklarını gönderiyor. Allah belasını versin böyle işin ya. Bu kadar olur mu abi ya? Kim ya? Ne alacağı? Ya bu şerefsizden abim araba almıştı. Biraz vereceği kalmış. Adam cenaze evine adam gönderiyor ya. Babalar tamam. Sen valideyle, pederle ilgilen. Bir de şu bana telefonunu ver. Tamam kızım. Vardınız mı? Hah. Aman aman dikkat edin yavrum. Serdar'a da selam söyle. Hah. Hadi yavrum. Kalın sağlıcakla. Ay. Kosova'ya varmışlar. Ne oldu? Aradın mı Haydar'ı yavrum? Müsait midir bilemedim ki. Ay. Ya. Efendim Haydar. Bozok baba. Paraya ihtiyaç var. Halil'in borcu varmış. Şehit evine gelmiş, borçtan falan bahsediyor. Bendeki para yetmiyor. Tamam, sen merak etme. Ben elimde ne varsa yollarım ama yani yeter mi bilmem. Sağ ol babalar. Zaten Tim'i de arayacağım artık. Kimde ne varsa işte. Konuşturmayalım. Tamam kardeşim. Çocuğum, gönderdin mi? Hallettim ben de. Aman iyi yaptın yavrum. Onu ben düğün hediyelerinin arasında buldum yavrum. Adın yazıyor üstünde. Ne acaba? Sağ olun. Ha, peki yavrum. Haydar. Bunun adı da Haydar. Belli edin mi adımızı? Sakin ol. Ne sakini lan? Ne sakini? Şehit evine alacaklı mı gönderilir? Bak iş bildiğin gibi değil. Ne bildiğin gibi değil lan? Al şunu. Bak, matah bir adam değilim. Tefecilik yaparım. Ufak tefek vurgunum da olur. Ama yemin ederim şehit evine alacaklı yollayacak bir alçak değilim. Ulan ne demeye gönderdin o zaman? Çocuklarım da tehdit ettiler yüzmüş.
Efendim. Merhaba general. Kimsiniz? Benden Kaan Bozok'u aldın ama bakalım Haydar Bozkurt'u alabilecek misin merak ediyorum. Karol.